Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na operasyon. New York Times'tan zarar iddiası. Amerika'da terör, 8 ölü. Günün haberleri başlıyor. New York Times gazetesi, kara para aklamak ve İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmekle suçlanan Reza Zarrab'ın itirafçı olacağını öne sürdü. Zarrab'ın 27 Kasım'da başlayacak davada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul edeceğini ileri süren New York Times, avukatların savunma için gerekli olan kritik belgeleri mahkemeye sunmadığına dikkat çekti. Haberde Zarrab'ın avukat ekibinin dava için jüri seçimi konusunda da muhtemel jüri üyelerine seçim sürecinde iletilecek soruları da göndermediği belirtiliyor. New York Güney Bölgesi Savcılığı 9 Eylül'de iddianameye ek yaparak eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan dahil 4 kişiye daha suçlamalar yöneltmişti. New York Manhattan'da kiraladığı kamyoneti bisiklet yoluna süren saldırgan 8 kişinin ölümüne yol açtı. Bir okul otobüsüne de çarparak öğrencilerin yaralanmasına sebep olan saldırgan, eline aldığı ve sonradan gerçek olmadığı anlaşılan silahlarla çevreye tehditler yağdırırken polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. New York Belediye Başkanı'nın korkakça yapılmış bir terör eylemi olarak nitelediği saldırının faili Green Card'la ülkeye gelmiş olan Özbekistan uyruklu bir göçmen olarak açıklandı. Saldırganın IŞİD'den etkilendiği ve eldeki delillerin yalnız hareket ettiğini gösterdiği belirtilirken, Amerikan Başkanı Donald Trump, Green Card çekilişinin bitirilmesiyle ilgili sürecin başlatılması talimatı verdiğini söyledi ve saldırı şüphelisinin Guantanamo hapishanesine gönderilmesini değerlendireceklerini ifade etti. 2 haftadır gözaltında tutulan iş adamı ve aktivist Osman Kavala, anayasayı ihlal ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Kavala'nın tutuklanmasına tepki gösteren hukukçu ve yazarlar, kararın rehin alma politikasının bir sonucu olduğunu söylediler. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavala için gereken hesabı soracağız ifadesini kullanmıştı. O halde kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı yönetici ve çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezi Onedil'de yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 112 kişiden 45'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gazeteciler Mehmet Gündem, Behram Kılıç ve Nuh Gönültaş da bulunuyor. 23 Temmuz 2016 tarihinde Aksaray'da 8 sivil polis tarafından gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteci Tuncer Çetinkaya'nın işkence nedeniyle 30 kilo verdiği, böbreklerinin de %54'ünü kullanamaz hale geldiği ortaya çıktı. Babasına yaşatılan işkenceleri daha önce sosyal medyadan duyuran Çetinkaya'nın kızı, babasının ayakta durmakta zorlandığını, ağrılarının arttığını ve hastaneye götürülmediğini belirtmişti.